K cisminin buraya gelmesi 180 artı 90'dan 270 derece olacaktır. O halde diyoruz ki 270 dereceyi T'de tararsa 360 dereceyi de bir periyotta tarayacaktır. Buradan TK'mız 90'a böldüğümüz zaman burası 3, 90'a böldüğümüz zaman 4 olacağından 4T bölü 3 gelir. L için yazacak olursak burası 45, burası 90 olduğu için 135 olacaktır. Bu durumda 135 dereceyi yine aynı sürede yani T'de alırsa 360 dereceyi de TL'de alacaktır. Buradan da TL'mizin değeri de 360 bölü 135T olacaktır. Sadeleştirdiğimiz zaman 360'ı 5'e böldüğümüz zaman 72, 135'i 5'e böldüğümüz zaman 27. Yine 9'a bölersek eğer arkadaşlar burası 8, burası da 3 olacaktır. Bize TK bölü TL soruluyor. TK'mız 4 bölü 3. Takla attırırsak 3 bölü 8. Buradan da 1 bölü 2 gelir. Cevabımız D seçeneğidir. Şimdi kış mevsiminde bir gün ile yaz mevsimindeki bir gün süresince dünyanın güneş etrafındaki hareketiyle ilgili diyor. Dünyanın merkezini güneşin merkezine birleştiren doğrunun taradığı alanlar eşittir. Çünkü eşit sürede eşit alanlar taranırdı. Eşit sürede eşit alanlar tarar. Eşit alanlar tarar. Gezegenler tabii ki. Birinci yargımız doğrudur. Dünyanın yörünge üzerinde kış ayındaki çizgisel hızı yaz ayındaki hızından büyüktür. Şimdi burası kış. Kış ayında güneşe daha yakın. O halde diyoruz ki dünya ya da gezegenler güneşe yaklaştıkça hızlanır. Güneşe yaklaştıkça açısal momentumunun korunması için arkadaşlar, çünkü açısal momentum korunuyordu. Yaklaşırsa hızımızın artması lazım. Burası sabitti. Bundan dolayı ikinci yargımız da doğrudur. Dünyanın her iki durumda da kendi eksen etrafındaki dönme hızı aynıdır. Yani kendi eksen etrafında derken şunu kastediyorum, unutmayalım. Şu şekilde. Bu dönme hızı her zaman aynıdır. Çünkü 24 saatte bir tur tamamlar. 24 saatte bir tur tamamlar. Cevabımız E seçeneği olur. Şimdi öteleme hızları kütle merkezinin ikisinin de V diyecek olursak, çünkü aynı anda aynı yol alacaklarından X eşittir VT'den öteleme hızları merkezlerinin aynı olmalıdır. X eşittir V çarpı T'den. Şimdi yarı çaplarını da kafamızdan mesela bu 2R, 2R olsun. Bu da RR olsun. Daha küçük olsun. O zaman bunun dönme tur sayısı 2 tur ise, açısal 2 ise, bunun dönmesi 1 tur olacağından açısal hızı da 1'dir. Tepelerindeki anlık hızlarımız, bunun tepesindeki anlık hız 2V ise, çünkü 2 yarıçapta 1 ise 4 yarıçapta 2'dir. 1 yarıçapta 2 ise 2 yarıçapta yine 2V olmalıdır. O halde birinci yargımız da doğrudur. Açısal hızı daha büyüktür diyor. Ön tekerin açısal hızı 2W dersek arka tekerine 1W demiştik. Yine bu da doğrudur. Cevabımız E seçeneği olur. 2 saniyede 3 devir yaparsa o zaman 1 saniyedeki devir sayısına frekans denir. Buradan bileğin frekansı 3 bölü 2 saniye eksi 1 olur. Bize en dış noktanın çizgisel hızı soruluyor. O da 2 pi f çarpı r idi. Pi'yi de soruda 3 olarak verdiği için 6 çarpı 3 bölü 2. R'miz de buradan 1 bölü 5 metre olur. 0,2'den. Bu durumda 18 bölü 10'dan cevabımız
1,8 metre saniye gelir. D seçeneği olur. Şimdi buradaki yarıçapımıza mesela 3R diyelim. Buna da 1R diyelim. O zaman bu yönde dönebilmesi için bu da bu yönde dönmek zorundadır. Bu bir tur yapacak iken açısal hızı 1 ise bu da bu yönde 3 tur yapacağından açısal hızı da 3 olacaktır. Yani x diski bir yönde döndürülmüştür. Doğrudur. Y'nin açısal hızı 1'dir diyor. 1 değildir. Yanlıştır. Birden daha büyüktür. Çünkü Y de bununla aynı açısal hızda dönecektir. Çünkü aynı anda aynı tur yapıyorlar. Y'nin dış yüzeyindeki çizgisel hız diyor. Kutuplara gidildikçe diyor. Azalmaktadır diyor. Doğrudur. Dünyamız için çizecek olursak şöyle bakınız. Şimdi kutuplara doğru gidilmeden önce buradaki çizgisel hızımızla buradaki çizgisel hızımıza şöyle bakacak olursak burası 2R olsun, burası R olsun. Çizgisel hızımız neydi? Açısal hız çarpı R'ydi. O zaman buradakinin çizgisel hızına 2V derse kutuplara doğru gidildikçe çizgisel hızımız azalacaktır. Üçüncü yargımız da doğrudur. Cevabımız C seçeneği olur. Cismi serbest bırakıldığımızda tam bu noktadan geçerken hızı v olsun. Cismin burası 37 derece olduğundan bu uzaklığımız 0,5'ti yani 30 santimetre. O zaman buradaki uzaklığımız da 0,2 20 santimetredir. H eşittir 0,2 metredir. Enerji konumunu yazacak olursak mg çarpı 0,2 1 bölü 2 çarpı m çarpı v kareden g'ye 10 yazdığımızda 2 olur, 4 olur. Buradan da v'miz 2 metre bölü saniye gelir. Şimdi tam düşey konumdayken cisde ipteki gerilmesi t, bir de ağırlığı vardır mg. Ağırlığı da buradan bulacak olursak 0,1 kilogramı 10 ile çarpacak olursak 1 Newton gelir. Cismimiz tam düşey konumdan geçerken bir çembersel hareket yapıyor idi. Çembersel harekette F eşittir ma'dan net kuvvet merkeze doğru olup kütlemiz 0,1, ivmemiz ise V kare bölü R idi. Buradan 1'i diğer tarafa atarsak 0,1 V karemiz 2'nin karesinden 4. Yarıçapımız da burada bakınız veriliyor yarıçapımız. O da 1 bölü 2 metre olacaktır. 1 bölü 2 metre ya da biz ona 0,5 diyecek olursak. Bu durumda sadeleştirmelerimizi yaptığımız zaman 4 bölü 5 olacaktır. T eşittir. 1 artı 4 bölü 5. O da eşittir. 9 bölü 5. O da eşittir. 18 bölü 10'dan. Buradan T gerilmemiz 1,8 Newton gelir. Cevabımız D seçeneğidir. Şimdi buradaki kolun yarıçapına 2 tane R dersek, buradaki diskin bağlı olduğuna da R dersek. Yani olay şu şekilde arkadaşlar bakınız. Şöyle diyecek olursak bağlanma şekli de çok önemli değildir ama yön için şu şekildedir. Buradaki yarıçapımıza mesela 2R dersek, buraya da R dersek o zaman döndürüldüğünde bunun tur sayısı bir tur ise buranın tur sayısı 2 tur olacaktır. Tur sayısı açısal hızla doğru orantılı olduğundan 2 açısalsa 1 açısal olacaktır. Burası kol. Arkadaşlar burada kayışla bağlandığı silindir. Şimdi bu durumda XY disklerinin açısal hızları birbirine eşittir. XY dişlerinin özdeş olması, aynı şekilde dönmesi, aynı tur yaptıklarından açısal hızları eşittir. Doğrudur. En dış noktalarının çizgisel hızları da eşittir. Çünkü çizgisel hız yarıçapla doğru orantılıydı. Kolun bağlı olduğu diskin merkezcil ivmesi. Kolun merkezcil ivmesini bulacak olursak açısal hızının karesi çarpı 2R kayışla bağlanan silindirin diyor. Silindirin merkezcil ivmesini bulacak olursak silindirin de açısal hızı 2W idi. 2W kare çarpı R'den o zaman burası daha küçük olacaktır. Üçüncü yargımız da doğrudur. Cevabımız E seçeneği olur.
Dünya yüzeyimizi öncelikle şöyle bir dünyamızın şeklini çizerek gösterecek olursak. Buradan itibaren alıyoruz. Şimdi burası merkezi olsun. Dünya yüzeyinden yarıçapımız R'ymiş. Çekim ivmesinin G bölü 16 olduğu yerin diyor uzaklığı nedir diye bize soruluyor. Buranınkisi ise G kadarmış. Şimdi G kadar olanımızınki G çarpı evrensel çekim kütlesi bölü R kare iken G bölü 16 olanınkisi ise G çarpı yine dünyanın kütlesi X artı R'nin karesi olur. Taraf tarafa bölecek olursak sadeleştirmeleri yaptığımız zaman 16 eşittir. X artı R'nin karesinin R'nin karesine oranıdır. Karekök alacak olursak şöyle. 16'nın karekökü 4. X artı R bölü R olur. Buradan 4R eşittir X artı R. Buradan da X eşittir 3R gelir. Cevabımız C seçeneği olur.